Ali Kara Hasanoğlu, Vay Şerefsiz! Bu başlığı 28 Şubat'ı yaşayanlar çok iyi hatırlarlar. Ertuğrul Özkök, genel yayın yönetmenliğinde, Fatih Altaylı'nın santraforluğunda Emin Çölaşan'ın oyun kuruculuğuyla, bu ülkede dindar olanlar başta olmak üzere dürüst ne kadar insan varsa hepsini hedef tahtasına koymuşlardı. Ahmet Kaya'nın bazı söylemlerini kabul etmesem de, bugün PKK'ya ölümüne destek çıkan, bir yandan CHP dönemindeki faili meçhuller üzerinden devlete saldırırken, diğer taraftan CHP ile ittifak yapabilen birçok HDP'li siyasetçiden çok daha dürüst, çok daha vatansever, çok daha bu ülke insanlarının kardeşliğine inanan bir isimdi. 28 Şubat sürecinin bir taraftan dindar insanların üzerinde kılıç salladığı, bir yandan da Kürtçe müziğin bile yasak kabul edilerek sergilenen ırkçı despotluk sonucu PKK'ya bahane oluşturulduğu, ben asla bahane kabul etmiyorum ama bunu dillendirenler var, yıllardan. Tarih 11 Şubat 1999. Magazin Gazetecileri Derneği ödül töreninde Ahmet Kaya'ya da bir ödül verilecekti. Ahmet Kaya ödülü alırken şunları söylüyor: "Şu anda hazırladığım ve önümüzdeki günlerde yayımlayacağım albümde bir Kürtçe şarkı söyleyeceğim." Evet, Ahmet Kaya'nın dediği DJ buydu. CHP Genel Başkanı'nın iki günde bir selam gönderdiği, HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dediği gibi, "Durun, daha durun, Apo'nun heykelini dikeceğiz," dememiş. PKK sizi tükrüğüyle boğar diyen HDP'li vekillerin sözlerine benzer bir cümle kurmamış. Apo uzun süreli tecrit hayatı sürdürdü. Uluslararası hukuk gereği özgürlüğüne kavuşması gerekir. Bunun için çalışıyoruz, dememiş. Ahmet Kaya sadece ve sadece sonraki yıllarda AK Parti iktidarı sayesinde serbest kalan Kürtçe müzik yapma düşüncesini söylemiş. Ardından çatallar, kaşıklar ve hatta bıçaklar Ahmet Kaya'ya fırlatılmış. Mecazi anlamda demiyorum. Gerçek hayatta gerçek çatallar, gerçek bıçaklar bir sanatçıya fırlatılmış. Ahmet Kaya, sözüm ona, o seçkin topluluğun lincinden zar zor salon dışına kaçırılarak kurtarılmış. Ve Serdar Ortaç öncülüğünde 10. yıl marşı okutularak Kürtçe albüm yapacağım açıklamasına tepki koyulmuş. Sonrasında Ahmet Kaya ülkeyi terk etmek zorunda kalmış, ardından Hürriyet gazetesinde bir manşet: "Vay şerefsiz." Bu manşeti atan Ertuğrul Özkök. Ahmet Kaya vefat ettikten sonra, "Mezarına gittim, daha ne yapayım?" diyen Ertuğrul Özkök, tam da 25 yıl önce bu ülkede Kürtçe müzik yapmak istediği için çatal bıçak yağmuruna tutulup "Vay şerefsiz" manşetleriyle tahkir edilmesi rezilliğinin bir başka versiyonunu bugün yeniden Türkiye'ye yaşatıyor. Kürtçe müzik bir hak. İngilizce şarkıların söylendiği bir ülkede Kürtçe müzik niye yasak olsun? Nitekim AK Parti bu yasağı kaldırdı. Bugün Kürtçe şarkılar TRT televizyonundan serbestçe söyleniyor. Ama karşı çıkmamız gereken Kürtçe müzik değil, Kürtçe müziği yapmak isteyenlere çatal bıçak fırlatıp ardından 10. yıl marşı söyleyenler olmalıyken, karşı çıkmamız gereken 10. yıl marşıyla dindarları da, Kürtçe müzik yapmak isteyen vatansever insanları da susturmak isteyen CHP'li despotlar olması gerekirken, karşı çıkmamız gereken Kürtçe müzik yapmak yasak diye bu yasağı koyan CHP zihniyetli despotlara seçim sandıklarında tavır koymak yerine devletin askerine, polisine kurşun sıkan hainlerle kol kola yürüyenler olmalıyken, şimdi tam da o vahim çelişkiyi yeniden yaşıyoruz. 1999'da haklı bir istek olan Kürtçe müziği dillendirdi diye Ahmet Kaya'ya "Vay şerefsiz" manşeti atanlar, şimdi PKK'lı teröristleri gerilla olarak niteleyen Yaşar Kemal'i anma adına bir araya gelmişler. Masalarda şaraplar, Eyüp Sultan Camii'nde Yasin okuyan Ekrem İmamoğlu'nu ağırlayıp Yaşar Kemal'i anarken seçimleri de konuşmuşlar. Anılan Yaşar Kemal kim? 14 Ocak 2007 tarihli "Türkiye Barışını Arıyor" konferansının açılışında "Gerillanın adını terörist koyduk, bundan da bir umut bekledik, sözcükler her zaman her koşulda değişebilir ve bir gün işe yaramaz olur" diyen PKK sevicisi. 1999'da Kürtçe şarkı yapacağım dediği için Ahmet Kaya'ya yöneltilen çatal bıçak saldırısına destek çıkıp Hürriyet'in manşetinden
Kürtçe şarkı yapma talebinde bulunan kişi için vay şerefsiz diyen Ertuğrul Özkök, bakın PKK'lı teröristler için gerilla tanımlaması yapan Yaşar Kemal'i önceki günkü anma gecesinde yaşanılanları nasıl yazmış? Kubat çok güzel Türkçe türküler söyledi, Rojda da Kürtçe türküler, sonra birlikte düet yaptılar, sonda yaptıkları düetse herhalde hepimizin hafızasında kalacak. Şimdi 25 yıl önceki Hürriyet'in manşetini tekrarlamanın zamanı gelmedi mi? Vay şerefsiz! Bu ülkede Kürtçe şarkı yapacağım dediği için hakaretlere uğrayan, vatanın birliğinden yana Ahmet Kaya'ya vay şerefsiz diye hakaret et, bu ülkenin askerine kurşun sıkan teröriste gerilla diyen Yaşar Kemal'i anıp, o etkinlikte Türkçe ve aynı anda Kürtçe şarkı söylenmesinin önünü açan AK Parti'ye Kürtler oy vermemesi için algılar üretip Ekrem İmamoğlu güzellemesi yap. Nerelerde kazanıyorsunuz, nereler önemli sohbetini şarap bulunan masada yapıp ardından da Ekrem İmamoğlu'nun en çok dikkatimi çeken, gittiğim yerlerde beni dinlemeye gelen insanlar arasında başörtülü kadınların sayısının fazlalığı, bu da beni çok sevindiriyor sözlerini allayıp pullayarak aktar. Aman ya Rabbi, nasıl bir oynaklık bu, nasıl bir dansözlük bu? Tam bu noktada bir daha Hürriyet'in manşetini hatırlıyorum. Ertuğrul Özkök atmıştı o başlığı. Ben tekrar etmeyeyim, bu sayfayı daha fazla kirletmeyeyim. Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Akit. Burhanettin Duran, Antalya Diplomasi Forumu'nda neler konuştuk? 3. Antalya Diplomasi Forumu için dün Antalya'daydım. 147 ülkeden gelen siyasetçilerin, diplomatların, akademisyenlerin, gazetecilerin ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin katıldığı forum, dünyanın önde gelen forumları arasında saygın bir yere yerleşti. Forum, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yılına girdiği ve İsrail'in Gazze'de katliamlarına devam ettiği günlerde, krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak temasıyla toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumdaki konuşmasında 21. yüzyılın buhranlar çağına dönüşmesinden duyduğu üzüntüyü anlattı. Herkesin diline pelesenk ettiği kural temelli uluslararası düzen anlamını ve ağırlığını kaybetmekte, bir slogandan öteye geçememektedir. Erdoğan'ın uluslararası sistem asgari mesuliyetlerini bile yerine getiremiyor dediği hususun en çarpıcı örnekleri kuşkusuz İsrail'in Gazze katliamlarının ve Rusya-Ukrayna savaşının bitecek gibi görünmemesidir. Dışişleri Bakanı Fidan da uluslararası örgütlerin bu çatışmaları çözememesinin getirdiği meşruiyet krizine işaret etti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin meşruiyet krizinin yaşandığı günlerde Fidan'ın önerisi bölgesel sahiplenmeyle coğrafyamızdaki sorunların çözümüne öncülük etmek. Moderatörlüğünü yaptığım Umut ya da Şaka, Orta Doğu'da yeni bir zemini tahayyül etmek başlıklı panelde Amerika ve Avrupa'nın Gazze krizindeki samimiyetsizliğini ve bölgesel güçlerin kendi sorunlarına sahip çıkmadıkça çözüm hakkında ne yazık ki ümitli olamayacağımızı tartıştık. Vadar Kamfar, Daniel Levy ve David Hurst, İki devletli çözüm arayışının zorluklarına değinerek halkların hükümetleri üzerinde baskı yapmasının önemine vurgu yaptılar. Güney Afrika'daki apartheid rejiminin sona erdirilmesinde nasıl bir mücadele verildiğini anlatan Faisal Davji'nin konuşması ibretlik bir deneyimle doluydu. Beyaz olmayanların gidebildiği üniversitelerden plajlara kadar yaşam alanlarının nasıl ayrıştırıldığını ve sömürgeleştirildiğini anlattı. Davji'nin anlattıkları İsrail'in katliamlarına karşı soykırım davası açan ülkenin neden Güney Afrika olduğunu çok iyi resmetti. Amerika'nın Güney Afrika'ya yaptırım hazırlığında olduğunu duymak ise rahatsız ediciydi. Soykırıma karşı olmak, Güney Afrika'nın milli kimliğinin parçası olsa da bu davada yalnız bırakılmamalı. Antalya Diplomasi Forumu'nun gündemindeki ikinci en önemli konu elbette Batı-Rusya gerilimiydi. Malum geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'ya asker göndermenin ihtimal dışı bırakılmaması gerektiğini söyleyerek bir tartışma başlatmıştı. Macron'un önerisi NATO, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden hızlı ret cevapları aldı.
Kremlin sözcüsü Peskov bu ihtimalin Rusya ve NATO arasında çatışmayı kaçınılmaz hale getireceği tepkisini verdi. Rus lider Putin ise Macron'a daha önce ülkesine asker gönderenlerin akıbetini hatırlattı. Bununla yetinmedi, dünya düzeninin Rusya'sız olamayacağını ve Avrasya'da yeni bir güvenlik modelinin oluşturulması için çalışılması gerektiğini anlattı. Ve Putin, Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunda yeniden nükleer savaş ihtimalini hatırlattı. Onların, yani Batılıların, topraklarındaki hedefleri vurabileceğimiz silahlara sahip olduğumuzu anlamaları gerekiyor. Ülkemiz stratejik nükleer silahları kullanmaya tamamıyla hazır. Rusya'ya yeni bir müdahale girişimi nükleer silah kullanımıyla geniş çaplı bir çatışma tehdidi oluşturuyor. Bu tartışmanın getirdiği kaygılar forumda oturumlar arasında sohbet konusuydu. Amerika ve Avrupa Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak istiyor. Halbuki Putin yenilgiyi kabullenmeyeceğini nükleer kartı çekerek hatırlatıyor. Amerika ve Avrupa ile kapsamlı stratejik pazarlık yapmak arzusunda olduğunu da ekliyor. Bu yıl zorlu geçecek. Diplomasinin çok yönlü ve çok aktörlü olarak güçlendirilmesi, işletilmesi lazım. İşte Antalya Diplomasi Forumu tam da bugünlerde söz konusu amaca hizmet ediyor. Burhanettin Duran, Sabah.